Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel Sivas'ta dostluk ve dayanışma programında konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanlığı tarafından hafta sonu organize edilen dostluk ve dayanışma programında birçok konu konuşuldu ve Özgür Özel özellikle burada sözlü sınavları kaldıracağız dedi ve Cumhurbaşkanı adaylarının açıklanmasıyla da ilgili önemli açıklamalarda bulunduğu sevgili izleyenlerimiz. Onlarla ilgili neler söyledi hemen notlarımızı şöyle bir e, açalım sizlerle de paylaşalım. Evet e, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Sivas'taki dostluk ve danışma kahvaltı programında konuştu. E, Özgür Özel bütün anketler en doğru ölçümleri ve en hassas e, çalışmaları hangi adayı gösteriyorsa e, kendinden çok ötekinin hakkını savunacak kişi Cumhurbaşkanı adayımız olacak dedi. Yani aslında herkesin bir Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu burada dile getirdi Sayın Özel sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarda da fotoğraflar dönüyor. Kimler katıldı bu programa? Hemen onlarla ilgili de şöyle bir haber notlarımızı paylaşalım. E, Sivas Milletvekili, CHP Milletvekili Sayın Ulaş Karasu, Tokat Milletvekili e, katıldı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı, üyeler, başkan yardımcıları, parti temsilcileri ve birçok partili bu kahvaltı programında bir araya geldiler. Dostluk ve dayanışma e, kahvaltı programıydı bu programın adı. E, burada özellikle Özgür Özel'in konuşmasındaki satır başları basınla ilgili konuşmalarda da yaptı. E, basının tamamen tek bir kişinin tek kelinde bırakılmayacağını daha özgür bir basının oluşturulacağını yine sınavların yapılmasıyla beraber işte sözlü mülakatların kaldırılacağı konusunu da yine burada gündeme taşıdı ve özellikle Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı hani e, Cumhuriyet Halk Partisi kanadında ve 6 parti lideri bir araya geldi. Bunlarla ilgili de adayların nasıl yol izleneceği konusunda da şunu söyledi. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız kendinden çok ötekinin hakkını savunacak dedi. Sayın e, Özgür Özel özellikle bunları vurgu yaptı ve işte Sivas'taki konuşmalarından da bu başlıkları sizlere aktardık ki sözlü sınavların kalkacağına da burada vurgu yaptı. Artık mülakat olmayacak. Eğer mülakatın hani yapılması gereken bir durum söz konusu ise her şeyin kayıt altında tutulacağını da Altını çizdi Sayın Özgür Özel. Biz de konuşmalarından bazı bölümleri böyle sizlere almış olduğumuz notlarda aktarmış olduk ve işte ekranlarınızda da Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanlığı tarafından organize edilen Dostluk ve Dayanışma programındaki genel konuşmaları da ekranlara taşımış olduk.